Evlerinde merceklerle geziyorlar, türlü türlü bitkileri inceleyip hayvanları tanıyorlar. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki orman kaşiflerinden. Gördüğünüz gibi hepimiz de orman kaşifiyiz. Şimdi keşfetmeye geldik. Atatürk Ormanı'nda neler var, ne arayacağız burada? Yapraklar, böyle ağaçları inceleyeceğiz. Yani doğayı mı keşfedeceğiz? Evet. Harika, doğayı keşfedeceğiz birlikte. Benim bugünkü yardımcı muhabirim de Zehra. O zaman Zehra, ben sana mikrofonu emanet edeyim artık. Tekrar topraktan meşe ağacı olarak çıkıyorlar. Ben biliyorum, bizim evde de vardı. Aferin sana. Arkadaşlar, bir şey anlatacağım. İnsanlar gibi ağaçların da haklı olduğunu biliyor muydunuz? Biliyordum. Öğrendiğimiz bazı şeyleri sizlerle paylaşacağız. Bize birkaç bilgi verir misiniz meşe pamuğu ağacı ile ilgili? Meşe ağacının yapraklarında bir hastalık olur. Bazılarında bunun adı da meşe küllemesi. Meşe ağacının bir tane de yiyeceği vardır. Meşe palamudu. Bunlar yere düşerek yeni maza ağaçları yapıyorlar. Böyle açılıyor. Ben çekirdek. Bakın. Ağaçlar yapraklarını döküyor ama çam ağacı dökmüyor. Şimdi arkadaşımızdan birkaç bilgi alalım. Bu ağacın adı mazıdır. Mazı ağacının tohumları böyledir. Bu daha açmamış hali, bu daha kurumuş halidir. Çam ağaçları çok büyük bellidir. Bazıları uzun, bazıları kısa olur. Mantar gördük ama mantarlar bir süre önce yokmuş burada. Nasıl olmuş mantarlar? Çünkü mantarlar yağmura ihtiyaçları vardır. O yüzden dün akşam da yağmur yağdığı için burada çıkmış alabilirler. Evet, mantarlar çok hızlı büyürler ve yağmur yeterli oluyor. Sadece bir gün yağmur yağdığında ertesi gün orada mantar görebilirsiniz. Doğayı neden tanıyoruz acaba? Neden şimdi böyle bir keşfe çıktık biz? Çünkü doğayı merak ediyoruz. Doğanın içinde ne olduğunu görmek istiyoruz. İşte biz doğa kaşifleriyiz. Doğayı tanımak için yola çıktık. Siz de doğayı tanıyın diyoruz. Mutlaka etrafınızdaki ağaçları bilin. Her gün geçtiğiniz yollarda sağda solda olan ağaçların cinslerini merak edin. Acaba bu ağaç ne ağacı, ne meyvesi veriyor, nasıl ürüyor bu ağaç, tohumları nasıl? Bunları merak edin, araştırın diyelim. Arkadaşlar, doğadan haberin olsun diyoruz, tamam mı? Üç deyince doğadan haberin olsun. Bir, iki, üç. Doğadan haberin olsun.